arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber Temmuz ayından Ağustos ayına neler değişti, Ağustos ayında planlarım neler, bunlardan bahsedeceğim. Yani son durum videosu gibi bir şey. Bu kafeste en son erkekler, bu kafeste dişiler vardı, hatırladınız. Temmuz ayından bahsediyorum. Birkaç gün önce çiftlerimizi kafeslere yerleştirdik ama ben bu sezon şöyle bir şey yapacağım. 5 çift 4 kafesimiz var. Ama zaten her çiftten durmadan yavru alamıyoruz. Bir çift durmadan dinlenecek. Yani her zaman dinlenen bir çift olacak. Biri yavrulayacak, ötekini koyacağım. Yani daha çok yavru alacağız. Dinlenmeler daha çok olacak. Rahat rahat dinlenecek kuşlarımız da. Ben şimdi Jumbo, bu seneki en umutlu olduğum çift bu. Bu ikisinin yavrusu şuradaki gri erkek. Renkleri de çok güzel, çok enerjik bir çift. Niye bilmiyorum. Gerçekten çok sağlıklı. Burada yine ilk evcil kuşumuz Hayalet ama şu an hiç sağa sola belli olmuyor. Vallahi çok mahvedecek gibi. Onlar var. Onlar artık böyle bir yaşlılık diyelim. Burada tepeli erkek Kremio dişimiz var. Onlardan da bu sene çok umutluyum. Onlar da enerjik bir çift. Burada artık yani çok umutlu olmadım. 100'e yakın yavru aldım neredeyse. Hani böyle yüzlerce yavru aldım. Bir çiftimiz var arkadaşlar. Zaten buradaki yavruların annesi babası da o. Şöyle göstereyim. Sonra dedim ya size, bir tane kafes fazla az eksik kalıyor. Onu da Show Jumbo çiftimizi koymadım. Niye? Çünkü erkekte ciddi bir kilo kaybı vardı. Onu gördüğünüz gibi ilaçlara destekliyoruz. Onu şöyle ayırdım. Dişisi de burada, diğer dişilerin yanında. Rahat rahat takılıyorlar. Acelesi yok zaten. Önce kuşların sağlığı, her zaman söylerim. Şimdi gelelim çok sorulan sorulardan birine. Çekiliş. Hala çekilişe katılanlar var. Çekilişin tarihini bilmeyenler var. Yani siz şimdi böyle yapan arkadaşlara sesleniyorum. Diğerlerine hiç lafım yok ama. Siz şimdi o videoyu izlemiyorsunuz. Instagram'dan postu takip etmiyorsunuz. Oradaki açıklamayı bile okumuyorsunuz. Sadece bir tane katılıyorum yazıyorsunuz. Ya ben şimdi size ne bileyim, yani bir daha çekiliş yapasım gelmiyor bir. Yani alt üstü bir videoyu izleyeceksiniz. Orada gerekene ya. Bana tarih soruyorsunuz sadece. Ben orada her şeyi söylemişim yani. Ben sonuçta aptal mıyım yani? Niye söylemeyeyim? Açıklama söylemeyi unuttuysam bile açıklama kısmına yazmışımdır. Bir baksanız. Her şeyin cevabı olacak. Ben o yüzden o arkadaşlara cevap vermiyorum. Çekiliş zaten Kurban Bayramı'nın olduğu haftanın ilk pazar veya cumartesi günü bitti. Çekilişi kazanan arkadaş bana şöyle bir ricada bulundu. Böyle böyle abi dedi. Ben işte Kremio muhabbet kuşu daha çok oy aldı. Ama dedi Albino'yu çok istiyorum. Lütfen beni kırmaz mısın? Benim için ikisi de dişi olduğu için hiçbir farkı yok. Al dedim. Hani zaten Kremio çıkmıştı. Albino, ikisi de çok benzer renkler. Şu an gördüğünüz gibi Albino kuşumuz arkadaşta. Umarım güle güle bakıyordur kendisi. Yani söyleyeceğim bu şekilde. Lütfen çekiliş videolarını izleyin. Bana boş boş sorular sormasın arkadaşlar. Cevap vermeyeceğim çünkü kesinlikle. Kabul etmiyorum yani böyle bir şey. Neyse devam edelim. Bunlar bu şekilde. Burada sahiplendirilmeyi bekleyenler var. Show dişi hariç. Eğer sahiplenmek isterseniz yardımcı da olabilirim. Sonra bir diğer değişiklik. Bu sezon daha doğrusu. Şu tuz bloklarımız var. Onları kafese böyle taktım. Zemine koymadım. Çünkü üstüne tuvaletini yapıyorlar. Hani kafesin ızgarasını değiştirirken onlar bir zorluk çıkartıyor. Böyle daha kolay oldu. Biraz kafesi eğdik, büktük. Ama değdi. Şimdi daha önceki bir son durum videosunda size demiştim ya. Videonun sonunda sizlere bir de Yavuz'un son durumunu göstereceğim. Yavuz geçen aya kadar, yani şu çiftler ayrılana kadar erkeklerin olduğu kafesteydi. Biraz evcil olduğu için onu hırpaladılar. Vahşileştirdiler ama yapacak bir şey yok. Artık Yavuz'un yanına geçelim. Yavuz Bey bu odada iktidarı tek başına ele almış. Bakın tahtına da çıkıyor şu an. Bu onun tahtı yani. Bunu ben yaptım. Kendim elemeyim tamamen. Ona bu sefer büyük bir kafes ayarladık. Hem oturma odasına daha iyi olacağını düşündüm. O tepsiler altı falan açık ya. Pisleniyor etraf. Bunun tülü falan da büyük. Tertemiz olur. Büyük bir kafes ayarladık. Rahat rahat keyfine bakıyor. Şimdi gel bakayım. Gel bakayım. Gel bakayım.
Böyle evcil kuşlar böyle ısırır arkadaşlar. Acıtmaz hani, seni elini çekler. Acıtmaz. Rahatsız olursa gider. Birazdan rahatsız olup gidecek çünkü. Tanıyorum kuşumu. Şimdi tahtına zıplayacak bakın. Tahtına zıplayışı. Bunda keyfi böyle işte, aile bireyleri evde olmadığı için biraz bozuk. Tu. Ama yakında gelince düzelecekler. Ben öyle ilgilenmeye çalışıyorum ama ötekilerden çok vakit kalmıyor. Kuşçuların en büyük dramıdır arkadaşlar. Kendi evcil kuşlarıyla yeterince ilgilenemezler. Böyle sanılacağında sallanıyor. Topuyla falan oynuyor. Ama illa zirvesinde tahtına çıkacak yani. Hep merak etmişimdir neden uçarak çıkmadığını. Merdivenle çıkıyor. Demek ki biz uçmaya, onlar yürümeye hasret. Öyle mi? Kendisi de bu arada çok mutlu olduğum bir çift var dedim yani size, en üst kafesteydi Jumbo. Onun bir küçük kuluçka kardeşi ama aralarında bayağı bir boy farkı var. O gerçekten hani öküz gibi beslenmiş bir kuş. Bu da sıradan bir Jumbo. Biraz kızdıralım Yavuz'u. Böyle kuşunuzla oynayabilirsiniz arkadaşlar. Böyle ele de alabilirsiniz. Şöyle sevebilirsiniz. Yani bu şekilde. Bana bunun satılık olduğunu soran arkadaşlar oluyor. Lütfen sormayın. Yani satmayı düşünmüyorum. Maalesef. O yüzden sormayın yani, o elinizden geldiğince. Çifte satmıyorum. Sadece yavru satıyorum. Onlarda da yardımcı olurum. İletişime geçerseniz. Geçen arkadaşlar oldu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Çekilişleri kaybeden arkadaşlar için de, kaybetmek değil de yani kazanamayan arkadaşlar için de şöyle söyleyeyim. Gerçekten hani bu çekilişleri arttırmayı düşünüyorum bu ara çok sık. Hani sakın canınızı sıkmayın. Daha çok çekiliş bizi bekliyor. Rahat olun. O yüzden üzmeyin kendinizi. Kanalı takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.